Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sizlerle beraber 2024 KPSS Ortaöğretim Koruma ve Güvenlik Görevlisi atama puanları, yani taban ve tavan puanları kaç? Bunları sizlerle beraber inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere bundan sonra arkadaşlar her gün bir tane mesleğin, yorumlara yazacağınız bir tane mesleğin atama puanlarını sizlerle için videosunu çekeceğim ve incelemesini yapacağım. Siz de istediğiniz meslek varsa, yani incelememi istediğiniz meslek varsa yorumlar kısmına o mesleğin ismini yazabilirsiniz. Şimdi isterseniz başlayalım. Arkadaşlar bu alıma baktığımızda 2024'ün 4. alımı, Tarım ve Orman Bakanlığı yapmış bu alımı. Şimdi sizlerle beraber bu alımda yapılan koruma güvenlik görevlisinin atama puanlarını incelemesini yapacağız ve burada kontenjanları da görebiliyorsunuz. Her bir kurum, her bir şehirde bir tane alım yapmış. Şimdi baktığımızda arkadaşlar, misal Adana'da alımlar yapılmış, birer kişi 85 ve 83 puanla gibi alımlar yapılmış. Daha sonra aşağıya doğru indiğimizde 79 puanla Antalya'da alım yapılmış. Aşağı iniyorum, düşük puanları söylüyorum sizler için. 78 puanlaya baktığımızda Bartın'da alım yapılmış, 78 puanla da. Şimdi biraz daha aşağı inelim, bakalım daha düşük puanlar var mı diye. Genellikle 80 ortalamasıyla arkadaşlar alımlar yapılmış burada dikkat ettiğimizde. 78 puanla Isparta alımı yapılmış. Pardon, Isparta Hatay'mış bu. Hatay'a alımı yapılmış. Aşağı iniyorum, 90 puanla da alımlar yapılmış İzmir'de. Büyük şehirlerde puanlar biraz daha yükseliyor. Yani talebe göre yükseliyorlar arkadaşlar. Misal herkesin örneği Antalya'ya çok talep edildiği için örnek veriyorum. Oranın puanı daha yüksek olabilir. Az talep edilen yerlerin puanı daha düşükte kalabiliyor. Misal burada 79'da 3 tane daha alım yapılmış. Karabük'te yapılmış. İniyorum, bir tane 79 daha Kilis'te alım yapılmış. Aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar, sizler için bakıyorum. Genellikle dediğim gibi 81, 80, yani genel ortalama aslında 80. Yani 80 küsür bir puanınız varsa ve eğer herhangi bir sapma olmuyorsa koruma ve güvenlik görevlisinde atama ihtimaliniz var. Bu baktığımız orta öğretim düzeyi, ön lisans düzeyi değil, bunu da söyleyeyim sizlere. Orta öğretim düzeyinde koruma güvenlik görevlisi olmak istiyorsanız 80, 81, 82 gibi bir puanınız varsa ve şansınız da yaver giderse atama ihtimaliniz yüksek. Burada bakın, buraya baktığımız en düşük puanlar, burada da en yüksek puanlarla yerleşenlerin puanları var. Bunu da söyleyeyim sizlere. Yani 80 aldım kesin atanacağım fikrine de varmayın. Çünkü başvurduğunuz kuruma da bağlı. Sizle beraber o kuruma başvuran arkadaşlara da bağlı. Misal siz gelirsiniz, bakın burada en düşük 82 ile alım yapılmış. 80 ile buraya başvuru yaparsanız yerleşemeyebiliyorsunuz o dönem. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Aklınıza takılan başka sorular varsa yorum kısmından sorun, cevaplarım. Şimdiki günler.